Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir. Covid-19'da mücadele sürerken Türkiye'de ilk kez Hindistan varyantı görüldü. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. 17 günlük tam kapanma öncesi bilim kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak. Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Bakan Koca Rus aşısı Sputnik V için de ilk kez tarih ve miktar verdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat Mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır. Sağlık Bakanı Alman aşısı BioNTech için de yeni bir takvim belirlendiğini duyurdu. Aşıyı geliştiren Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının 2 dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Koca yerli aşı için de müjdeli haberi verdi. Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır.